AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, MHP ve BDP'nin ortak imzasını taşıyan bildiride alınan idam kararlarından vazgeçilmesi istendi. Mısır halkının herhangi bir dış etki olmadan kendi geleceğini belirleme gücünü taşıdığı ifade edilen bu bildiride idam kararlarının siyasi olduğuna da yer verildi. Bildiride cezaların sadece Mısır halkını değil, bütün insanlığın vicdanını sızlatacağına işaret edildi. Bildiri, Mısır'ın demokratik mücadelesine, umutlarına, hayallerine, istikbaline gölge düşürecek, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınacak olan bu idam kararlarının uygulanmaması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tecelli eden millet iradesinin ortak arzusudur ifadeleriyle son buldu. Mısır'da ihvan yanlısı 529 kişiye verilen idam kararına yönelik tepkiler artarken, Dışişleri Bakanı, Mısır Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi, bunun nihai karar olmadığını söyledi. Fehmi, nihai karar bu olsa bile temyiz hakkı var dedi. Fransız Le Figaro gazetesine konuşan Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi, kararın ağır olduğunu ancak 140 kişi için yapılan yargılamanın bir aşaması olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Fehmi, yeni seçilecek Cumhurbaşkanı da af yetkisini kullanabilir açıklamasında bulundu. Ülkede kanlı çarşamba diye anılan 14 Ağustos 2013'te bir polisin öldürülmesiyle sonuçlanan şiddet olayları yüzünden 529 kişi idam cezasına çarptırılmıştı.